içinde olan insanlar. Dolayısıyla onlardan alacağımız bilgileri Avrupa'da, Avrupa'ya işçi göçü olarak giden, orada yaşamaya artık bir şekilde ne diyelim kabul eden, o yaşamanın içerisinde de Aleviliğini hayatında bir şekilde tahkim etmek isteyen insanların nelerle karşılaştığını, nasıl örgütlenmeye başladıklarını konuşacağız. Bundan önce şunu hemen söylemek istiyorum. Ben de bilirler mutlaka bazı izleyicilerimiz. Uzun yıllar Almanya'da yaşadım. Orada hem çalıştım hem öğrencilik yaptım, üniversiteyi okudum. Daha o dönemde tabii ki Alevi örgütleri yoktu. Fakat biz bir takım ne diyelim eylemlerle kendimizi göstermeye çalıştık. Örneğin Kahramanmaraş katliamının birinci yıl dönümünü örgütledik Almanya'nın Wuppertal şehrinde. O zaman o düzenleme komitesinin başkanıydım ben. Tabii bunlar küçük, lokal çalışmalardı. Ama bizden sonra bazı ne diyelim arkadaşlarımız, dostlarımız, dedelerimiz, pirlerimiz, mürşitlerimiz yola düştüler ve bugün sanıyorum bütün herkesin dikkatle izlediği önemli bir tecrübe ortaya çıktı. İlk konuğum Naci Toksoy Dede. Naci Toksoy Dede'nin özelliği şudur, onu hemen söyleyeyim size. Almanya'da ilk Alevilik maksatlı, amaçlı örgütlenmenin içerisinde bizzat bulunmuş bir dedemizdir. Yanlış hatırlamıyorsam Derviş Tur Dede, Veli Ocaklıoğlu Dede vardı. Kendisi de vardı tabii. Naci Toksoy Dede de vardı. Naci Toksoy Dedemiz sanıyorum bağlantıda, telekonferans yolu ile kendisiyle bağlantı kurduk. Sanıyorum programımızda. Evet, Naci Dedem, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Rıza. Sayın Ali Rıza Özkan, hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, teşekkürler. Şimdi Naci Dedem, ben doğru biliyorum sanıyorum, yanlışsam düzeltin lütfen. 1986 yılı herhalde sizin ilk dernek çalışmasına girişiminiz, Derviş Dede'nin herhalde davetiyle. İsterseniz o günlerde siz nasıl böyle bir örgütlenmeye ihtiyaç duydunuz ve bu örgütlenme nasıl gelişti? Bize kısaca anlatabilir misiniz lütfen? Hemen başlayayım. Ben de zaten onu işlemek istiyordum. Evet. Evvela iyi akşamlar dilerim hepinize. Sizin nezdinizde Cem TV'ye, Sayın Profesör İzzettin Doğan Dede'nin başta olmak üzere bütün çalışanlarına iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum bu fırsatı bize verdiğiniz için. Evet, ben Naci Toksoy Dede 1965 yılında Almanya'ya geldim. 1988'de Alevilerin dediğiniz, biraz evvel belirttiğiniz gibi 86, daha doğrusu o aralarda da biz daha isimlerini de verebilirim. Şinasi Koç Dede vardı. Evet, evet. Bu işlerimizi başlamamızdan evvel böyle evlerde olsun, bu yolun sönmemesi, bu yolun kaybolmaması için hizmetler vermeye yelteniyorlardı. Hepimiz de aynı şeylerle uğraşmak istiyorduk. Fakat bu evlerde yapılmayla daha doğrusu bir yere gidemeyeceğimizi anladık. Ve gurbetin verdiği aradan sonra da biz bunun gizli kapaklı kalmaması için ve zaten 88'de tamamen başlayıp bu işe koyulduk. Şöyle oldu o biraz evvel belirttiğiniz isimlerle beraber. Derviş Tur Dede'nin mütemadiyen Ahmet Aydemir, rahmetlandığım Ahmet Aydemir'le beraber istişareye geçiyorlar. İsmail Yağlı diye bir öğretmen arkadaşımız daha vardı. Onlar üçü bir buluşma yapıyorlar. Bunun artık böyle bir cem evi altında veya bir dernek adı altında bunun mutlaka bir resmiyet gibi bir şeye geçilmesinden karar kılıyorlar. Ve Ahmet Bey'in aynı şehirde oturduğumuz için, rahmetli Ahmet Aydemir'le,
bize de anlattı ve çok olumlu karşıladık. Ve Dervüştür Dede'nin oğlunun işlettiği bir kafenin bodrum katında rahmetli İsmail Elçioğlu, Dervüştür Dede, rahmetli andığım Ahmet Aydemir, Hamza Kurnaz Dede, İsmail Yağlı, isimlerini şu anda belki biraz heyecanıma verin, hatırlayamadığım diğer birkaç arkadaş daha vardı ve karar kıldık. Hatta ilk olarak kendisini saygıyla selamlarımı ileteyim. İsmail Yağlı dostun evini dernek adresi, cemevi adresi olarak verdik. Hiç unutmam, o Makarstrasse'de, Mainz'de. Bir sene kadar öyle bir uğraşılar tamamlandıktan sonra yerimizi tuttuk. Fakat bu çok kolay olmadı Ali Rıza Bey. Bu çok kolay olmadı. Bizi yani tekrar yine niye bu Aleviliği hortlatıyorsunuz diye bizim dostlarımızdan, bizim milletimiz, bizim toplumumuzdan bize biraz böyle bir eleştiri varı şeyler geldi. Biz dedik ki biz her türlü ezilenin yanında olan toplumuz. Evvela biz kendimizin, ibadetimizin kaybolmaması, asimile olmamamız için bunun gizli kalmaması, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, derdimiz gizli ve kapaklı hiçbir şeyin kalmamasıydı. Bunun için ibadetlerimizi yapmamız lazım dedik. Yalnız bu çalışmalarımızı yaparken şu tavrımızı başta koymak gerektiğini anlayarak, patenti de bana ait olarak olmak şartıyla söyleyeyim, biz baştan belirtelim diyerek şu cümleleri iri harflerine koyduk. Bizim toprak ve bayrak, çünkü bize başka bir şeyler yüklenmeye kalktılar. Bizim toprak ve bayrak diye bir derdimizin olmadığı, bir meselemizin olmadığını söyledik. Çünkü bizi hemen yönlendirmeye yeltenenler oldu. O bakımdan bunu söylüyorum. Tabii rahmetli andığım Ahmet Aydemir gibi adeta yurdunun aşığı birisinin olması bizim çok büyük şansımızdı. Bu kuruluşumuzu kurduktan sonra ilk basına açık bir panelimiz Köln'de milli görüşçülerin ısrarı üzerine çok ısrar ettiler. İlham Alevi Sünni kardeşçe bir arada yaşaması için birlikte bir panel yapalım diye. Biz de panelistlerimiz olarak Sayın Profesör İzzettin Doğan Dede'yi, rahmetli andığım İsmet Zeki İyiboğlu, rahmetli andığım Ahmet Aydemir ve Dervüştür Dede panelistlerimiz olarak getirdik. Milli Görüş'ten adına da Ali Yüksel, Profesör Süleyman Ateş ve Prof. Bahri Zengin idiler. Bahri Bey biraz da şakacı ve güler yüzlü, sevecen birisiydi. Galiba şu anda da hükümette bildiğim kadarıyla bir bayan bakan var. Aynı soyad ismini taşıyan. Ama ne yazık ki gördüğüm kadarıyla Sayın Bakan Hanımefendi biraz sert konuşmalı. Öyle bir tavır, tip, düşünce, şeyde, hareketlerde bulunuyor. Neyse, bu panelimiz de çok elverişli kardeşlik mutabakatıyla sonlandı. Ama çok mutluluk uyandırdı Almanya'da. Ah ne kadar güzel, bir sizi anlamamışız diye de diğer inançtaki kardeşlerimiz bize çok mutlu oldular. Yani bu paneli daha ileriki yıllarda tekrarlayalım falan diye. Ve sonradan tekrar bir panel daha yaptık. Bu panele de Sayın İzzettin Doğan Dede'yi getirdik. Birkaç arkadaş daha vardı. Hatta Ahmet Aydemir, rahmetli andığım Ahmet Aydemir de vardı. Fakat o alçak gönüllü hitap şeklinin bütün toplumumuzu etkiliyordu İzzettin Dede'nin. Bu panel sonrası görüşümü Hürriyet Gazetesi'nde çok çok şükür, çünkü biraz kavgalı başlamıştık biz, bu şeyler yapılırken kavgalar falan da oluyordu istemememize rağmen. Çok şükür kavgasız yumruksuz bir panel yaptık diye anlatmıştım Hürriyet Gazetesi'ne. Bu yazımı bir kopyasını Cem Vakfı'nın o zamanki yönetim kurulunda olan köylüm Sayın Hüseyin Akdoğan'a da yollamıştım. Naci Cem Dede, Vakfı'nın girişinde, Naci dedem. Şimdi evet. Siz şimdi o kağıdı önünüze tuttuğunuz zaman kamera sizi görmüyor, sadece kağıdı görüyor. O yüzden tamam, sizden ricam, ya kağıdı aşağıda size tutun. Evet. Tamam. Ama sizin o güzel yüzünüzü görelim. Tamam. Şimdi kabul ettim. Evet, anlıyorum. o
söyleyeyim bana panoya koydum dedi bu yazıyı da. Yazı da şurada, belki şu yazıyı şöyle olarak gösterebilirim. 2004 yılındaydı. 2004 yılında yani çok İzzettin Dede'nin o alçak gönüllü hitap şekli, evet. Alçak gönüllü hitap şekli çok burada bizleri çok etkiledi. Bu panel sonrası görüşümü Hürriyet Gazetesi'ne de anlattığım için o şeyleri de şey yaptı. O kadar birlik bütünlük halinde memleketlerine bağlı ve hasretle gurbetçi insanlar çok da mutlu bir topluluk olarak giderken aniden Köln'den 3-5 arkadaşın gelip federasyonu Köln'e götür... Bu meyanda biz federasyonlaştık. 6 dernek olarak federasyonlaştık. Avusturya'dan dahi bize katılanlar oldu. Federasyonlaştık, federasyonu kurduktan sonra bir sene sürmeden Köln'den sayın 3-5 arkadaş gelip federasyonu Köln'e götürelim merkez. Hem de gençler olarak biz orada bu işin talibiyiz dediler. Çok düşündük işlerinden, sadece gelen arkadaşların sadece Ali Rıza Gülçiçek'i tanıyorduk. Kendisi bu meyanda da kendisine selamlarımı ileteyim. Ne olduysa federasyonun Köln'e gitmesiyle çizgiden çıkmaya başladı. Yapmayın etmeyin desek de dinletemedik. Federasyon ve Alevi Lig'in içine siyasi farklı görüşler girince Sayın Gülçiçek'in de ayrıldıktan sonra tüzüğümüzde partiler üstü yazılmasına rağmen şey yaptılar, bizi çığırından çıktı diye hitap edeyim daha doğrusu. Şimdi ise ikrarın özüne dönülmeli diye dönelim diye Ali yolu, Alevi İslam anlayışı olarak devam etmeye karar verdik Ali Rıza Bey. Peki Naci dedem, evet. Şimdi biz 1980'de örneğin bu Kahramanmaraş'taki katliamı analım diye toplandığımız zaman sizin de ilk konuşmanıza başlarken vurguladığınız gibi bizi de bir şekilde yönlendirmek istediler. Bu işi daha farklı yerlere çekmek istediler. Sonuçta neyse yaptık, bitirdik. O olay bitti. Fakat şunu hatırlıyorum ben. 1980 gibi, 79 gibi, yani o dönem için söyleyebilirim ki bizim hani bir yerde oturalım, bir yerde bir cem bağlayalım filan deseydik herhalde bizi çok farklı anlatırlardı. Siz hatırlayabiliyor musunuz? Ne zaman, hangi tarihti böyle ne diyelim, açık bir şekilde ilan ederek bir cem bağlama ne zaman oldu? Cemimiz ilk olarak kendisini de saygıyla andığım bizim amcazadelerden Niyazi Bozdoğan dedeyi getirerekten Köln'de bulunuyor kendisi. Getirerekten burada Astayım'da Rüsef Sayın Mainz Wiesbaden, zaten bizim kurulmuş olduğumuz inanç kurulunun ismi Mainz Wiesbaden Rüsef Sayın Alevi Kültür Cemeviydi. Cemaatlarıydı. Sonradan Alevi Kültür Merkezi olarak adlandırdılar. İlk cemimizi Astayım'da, inanır mısınız, sanki millet bir susamış gibi böyle koşar adımlarla, koşaraktan sığmadı koskoca salona, sığmayacak şekilde insanlar susamış gibi bir koşuşmayla doldurdular salonu. Fakat o kadar güzel oldu. Ondan sonra tabii cemlerimiz devam etmeye başladı. Matem aylarında her zaman matem ayını, 12 gün boyuna matem aylarını yapıp yemekler verildi, muhabbetler yapılırdı. Hatta diğer inançtaki insanlar da bize çok böyle sıcak bakmaya başladılar. Bayramlarda ziyaretlerimize gelirdiler. Bizi davet ederdiler. Yani Sünni inancındaki insanları diyeyim. O kadar güzel bir bağlarla başlamıştık ki eğer bu inanç bu şekilde devam etseydi, daha doğrusu şöyle de bir şey söyleyeyim. Biz bu meyanda tabii panelistler getiriyorduk. Değerli insanlar getiriyorduk. Fikirlerini alıyorduk. Heidelberg Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Profesör Josef Drill diye bir dost var. Bir değerli bir insan var. Evet. Josef Drill'i getirmiştik bir panele. Josef Drill şöyle söylemişti. Hiç unutmuyorum, çok etkilenmiştim. Aleviler, açılın, açılın. Sizdeki reyha, o kadar güzel bir reyhanız var, o kadar güzel bir kokunuz var ki bütün insanlığa gerekli olan bir reyha. Sizdeki reyha. Siz hele müsaitlik konusunu çok beğenmiş.
Elimde gelseydi diyor Alman halkına bunu önerirdim diye de bir kelime etmişti bir ara. Çünkü otokontrol sistemi sağlıyor sizin bazı adetleriniz. İşte bu müsaitliği örnek vererek. İnanın o kadar otantikini bozmadan inanç tekliflerimizi aynen 1400 senedir babalarımızdan, dedelerimizden gördüğümüz şekilde götürmek istiyorduk. Sonra kapalı da değildik. Her türlü görüşe de açıktık. Yani bağnazlık diye şey yapacak bizde bir şey tavrımız yoktu. Fakat işte ne olduysa Köln'e gittikten sonra federasyon, Ali Rıza Gülçiçek de ayrıldıktan sonra Köln'de tamamen biraz siyasi yöne yöneldi arkadaşlar. Etmeyin, tutmayın dememize rağmen hatta şunu da biraz söylemek istemiyorum ama Köln'deki o federasyon kurulunda görev alan inanç önderlerinin de bazılarının mesela isimlerini vermek belki vermeyeyim yine. Gerekli değil, gerekli değil. Evet. Bazılarının hemen hemen federasyondaki görevli dedeler kurulunun bazılarının piri, bazılarının da mürşidiyim. Biz bunların böyle biraz bir yanlışa doğru gittiğini sezdiğimiz için hani inancımız gereği yanlışa doğru gittiklerini gördük. Yapmayın, etmeyin dedi. Gelin konuşalım. Çok uğraşmalarımıza rağmen başta Derviş Tur Dede de olmak üzere rahmetli Ahmet Aydemir'in sağlığında ve onlardan rahmetli Ahmet Aydemir'den sonra da çok uğraşıverdik. Fakat dinletemedik. Ve Almanya'nın birçok derneğinde, birçok cemevinde ki dedelik vazifelerini ifşa eden dostlarımın da onların da bazılarının yine inancımız gereği büyükleri oluyoruz. Fakat çoklarına söylememize rağmen bir şahabete kapıldılar. Dedim ki ya birazcık böyle kenarda durayım. Daha doğrusu evimde oturayım dedim. Fakat olmadı. İşte dedi ki bu kadar emekten sonra hep böyle evde oturmak yazık olur. Ali yolu Alevi İslam inancı diye bir gidişatımızı kurduk. Şu anda onunla uğraşıyoruz Sayın Özkan. Evet. Dedem bir şey soracağım. Şimdi bizim esasında hani bu söylediğiniz, sizin söylediğiniz işte politik ayrışmalara evet. göre bizim bölünmemiz, bizim içimizde bu ayrılıkları yaşamamız aslında Türkiye'de de aynı. Yani biz bütün Türkiye toplumunun bir nevi aynasıyız. Türkiye toplumu nasıl birbiriyle kamplaşma içerisinde yaşıyorsa bizim içimize de giriyor bu doğal olarak. Bunu önlemek istiyoruz. Diyoruz ki inançla siyaset aynı değildir. Lütfen herkesin siyasi görüşü olabilir ama hepimiz aynı inancın, aynı yolun insanıyız. Dolayısıyla bu şekilde birliğimizi, dirliğimizi koruyalım diyoruz ama çok başarılı değiliz. Bunu söyleyebiliriz. Fakat Almanya'da Türkiye'de olmayan enteresan bir durum var. Bu konuda sizin görüşünüzü rica edeceğim. Yanlış bilmiyorsam temel eğitimde Alevi çocukları da eğer din dersinde isterlerse Alevilik üzerine dini eğitimlerini yapabiliyorlar. Doğru muyum dedem? Evet. Bakın bunları evet. Bakın bunlar bizim için çok güzel faydalarımız olan şeyler. Çok şanslımız olan şeyler. Mesela Sayın İzzettin Tuğan dedenin Ahim'deki kazandığı mahkeme bizim için bir lütuf oldu. Bizim için çok güzel bir övünme şeyimiz oldu. Fakat bunun yanında diğer insanlarımızın da Alevilik derslerinin verilmesinde bayağı ilerlemelerde bulundular. Avusturya'daki dostlarımız, Avusturya'daki canlarımız bayağı ilerlemede bulundular. İsterlerse Alevi çocukları bu dersi alabilirler. Fakat burada da işte ilk önce noksan girmek istediler. Daha doğrusu Alevilik'te bazı şeyleri keserekten müracaat edildi. Fakat hani İslam'ın içi dışı benzeri şeyler diyeceğim. Fakat bir hangi inanç olduklarını söylemelerinin lazım geldiğini Alman makamları söyleyince
hani İslam'ın içerisinde olmaya nihayet karar verdiler. Fakat işte tekrar herhangi bir panellerinde şurada burada yönetici durumundakiler, tabanı demiyorum, yönetici durumundakiler tatsız bazı kelimeler ettiler. Onları sizler biliyorsunuz. Fakat geçenlerde sevindirici bir şey, mesela Avrupa'daki Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Kürtler döneminden beri biz Müslümanız demesin mi? Ne kadar güzel sevindik. Ya biz dedik, iyi neyse biz biraz daha sonradan başlamışız. Siz daha biraz ileriye gidiyorsunuz. Yani biraz yalpalama içerisindeler dostlarımız. Üzüntü, bazen üzüntüyle karşıladığımız bir şeyler oluyor fakat imkansız çünkü toplum bunu istiyor. Toplumda 1500 senelik göreneğini değiştiremezsin ki, inkar edemezsin. Peki dedem, Evet. şimdi Almanya'da da bizim Türkiye'deki Diyanet'e benzer bir kurum var. Bu Deutsche Evet. İslam Konferans, yani Alman Evet. İslam Konferansı adı Evet. altında bu bir kurum. Bu kurumun Evet. içerisinde tabii ki bizim Diyanet'ten, Türkiye'deki Diyanet'ten farklı olarak İslam'ın bütün mezhepleri, yolları temsil ediliyor. Yani Şiilik de, Caferilik de var içinde, Ahmediye kolu var, işte Bütün inançlar orada var. Evet. Sünnilik var, Alevilik var. Evet. Evet. Bu kurum orada varlığıyla herhangi bir şekilde tartışma konusu yapılıyor mu? Yani böyle bir kurumda olalım, olmayalım gibi. Hani biz Türkiye'de diyoruz ya sürekli, hani Diyanet işte Evet. şudur budur. Ama biz bu tartışma orada var mı, böyle bir tartışma? Bu tartışma oldu. Bu tartışma şöyle oldu. Bu tartışmayı ilk önce İslam'ın dışında olarak müracaat etmek istediler bizimkiler. Yani İslam'ı kabul etmeden müracaat etmek istediler. Fakat biliyorsun buradan biraz da fonlardan bazı şey, menfaatlar da yani bazı maddi bir şeyler de almak için oralara yani kayıt olanlar fonlardan da faydalanıyorlar. Bu fonlardan da vazgeçemediler. Fakat öbür türlü olursa kabul edilmediler. Ondan mecbur kaldıkları için geçenlerde işte onu söylüyorum. Kırklar Meclisi'nden beri biz elhamdülillah İslam'ız, Müslümanız demeye getirdiler. Alevilik ta o zamandan beri var diye demeye getirdiler. Ya dedik her neyse varın öyle olsun. Bari hiç değilse bir huzursuzluk bir kalksın gitsin şu toplumun üzerinden. İnanın Ali Rıza Bey, toplum şey yok, toplumda bir kavga yok. Sadece birkaç yönetici durumundaki dostlar, toplumda böyle bir kavga yoktur. Evet. Toplumda dedem, toplumda zaten niye kavga olsun? Biz hepimiz Evet. aynı cemde, aynı yani beraber yan yana, diz dize, cemal cemale, Evet. beraber cem tutuyoruz. Yani yaptığımız şey aynı, inandığımız şey aynı, zikrettiğimiz şey aynı. Bizim zaten ayrı olmamıza gerek yok. Yani ayrı olmamızı gerektirecek bir durum yok normal koşullarda. Saat. Ama Evet. sizin de söylediğiniz gibi bazı yönetici ne diyelim çevresi Evet. sanki bundan kendine ayrıca bir pay çıkarıyor gibi. Ben öyle Ama görüyorum. başarılı olamıyor. Olmadılar. Olamadı. Olamazlar. Çünkü inanın toplum kabul etmiyor bunu. Evet. Peki Almanya'da hani cem evi anlamında, yani meydan evimizin olduğu, işte Evet. cemimizi Evet. yapabileceğimiz şekilde bu hani cem evi diyoruz ama, ya da Alevi Derneği diyoruz ama, bunlar klasik böyle bildiğimiz dernek mi, yoksa gerçekten cem yapılan yerler mi? Hani cem tutulabileceğimiz meydanımız var mı? Böyle yerler mi? Bina İnanır olarak. mısın? Evet. Hemen hemen biliyorsunuz çok zorluklar çekerekten, çok kiralar ödeyerekten buraları böyle bir şeylerle ancak getirebilmiştik 90'lara kadar. Fakat 90-92'lerden sonra, 92'lerden 90-95'lere kadar hemen hemen başlandı Aleviler kendilerine cem evleri yerleri almaya ve yaptırtmaya.
herkesin ilk önce cemevleri diye geçerdi. Alevi cemevleri diye. Sonradan Alevi kültür merkezleri olarak değiştirdiler. Fakat hemen hemen hepsinin de zaten çok büyük bir cemleri, kiliselerin salonları var. Onlar pek bir ücret almadan veriyorlar. Veya diğer başka salonlardan aşırı bir ücret ödemeden çok büyük bir cem ibadeti olursa yapılıyor. Fakat diğer cem evlerinde de hemen hemen hepsinde bu ibadetler şu anda yapılabiliyor. Yani İbadet, başından evet. itibaren cem evi olarak inşa edilmiş, evet. yani belirli bir arazi, arsa üzerine öyle binalar da evet. var mı? Çok güzel binalar var. Evet. Çok güzel cem evleri, çok güzel binalar var. Mesela o kadar güzel binalar aldılar ki toplum, daha şöyle söyleyeyim, federasyon, köyündeki federasyon binasını belki görmüş müydünüz, eğer o zaman siz ne zaman döndünüz Almanya'dan geri bilmiyorum. Yok, ben o federasyon, bina bilmiyorum, ha, binayı görmedim. O bina çok muazzam, büyük bir binaydı. İnanır mısın? Eğitim yapan çocuklar dahi bile eğitim harçlıklarından para vererekten o binanın alınmasından yana oldular. Hanımlarımız kollarından bileziklerini çıkararaktan o binanın alımından yana oldular. Biz o binayı 1 milyon 300 bin marka aldık. Fakat halen daha ödenmedi bizden sonra. Akıbeti de hiç iyi olmadı. Yani çıktı Alevilerin şeyinden, kontrolünden Dedem, orası. Şimdi çok az çok az zamanımız kaldı. Yanlış evet. Bilmiyorsam eğer arkadaşlar herhalde 1 dakikamız kaldı diye söylüyorlar, uyarıyorlar beni. Son söz olarak size bırakıyorum. Buyurun, sizi dinliyoruz. Ben geçen hafta Sivas'taki acımızın, ben o zaman şöyle kapayayım. Madımak'ta yanan canlarımızı rahmetle anar, yakınlarının acısını paylaşırım. Örgütlülüğümüzün başlarında olan bu acı hadise 40 bin kişiyi Köln'de yürütmeyle başlamıştı Ali Rıza Bey. 40 bin kişiyle yürüdük. Fakat bizden sonra artık 4 bin, 5 bin kişiyi bile toplayamaz bir hale gelindi. Burada, bu da herhalde ki hedefinden sapıldığı için mi diyeyim, ne diyeyim. Bu da bize üzüntü veriyor. Aynı zamanda Başbağlar'da da 35 vatandaşın da aynı yıl dönümüydü geçen günlerde. Onlara da başsağlığı dilerim, ölenlere. Acılarını paylaşırım. Yurdumuzun birlik beraberliği için elimizden geleni biz yaptık. Çünkü bir başta da belirttim. Biliyorsunuz bizim toprak ve bayrak davamız yoktur diye özel olarak patenti bana ait diye dediğim için. Çünkü o kelimeyi ben kullanmıştım. Rahmetli Ahmet Bey, Naci Dede bu patent sana ait diye söylerdi hep, rahmetli anayım. Tabii bizi başka yerlere, başında belirttiğim gibi başka yerlere yönlendirmek isteyenler istemek istediler. Onun için bunları peşinden koymak istedik. Ben çok teşekkür ederim tekrar. Heyecanıma bağışlayın benim. Estağfurullah, estağfurullah dedim. Ne demek? İnşallah sizlerle her zaman için muhabbetler etmekten yanayım. İnşallah. Güzel güzel günlerin sizlerin olsun. Tekrar televizyonunuza, kurumunuza, baştan İzzettin Dede'den başlayarak en baştaki kameramana kadar hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Biz Hayırlı teşekkür akşamlar ediyoruz. Diliyorum. Sağ olun, sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Çok evet. sağ olun. İyi Yok. Akşamlar. Değerli Cem TV izleyenleri, gündem özel programında devam edeceğiz ama önce kısa bir ara. Değerli Cem TV izleyenleri, gündem özel programındayız. Bugün konumuz Almanya'da Alevi örgütlenmesinin dünü ve bugünü. Bir önceki bölümde Naci Toksoy Dede konuğumdu. Naci Toksoy Dede 1986'da ilk Aleviler örgütlenmeye başlar iken, o ilk en baştaki o küçük grubun üyesi bir dedemizdi. O yüzden onu özellikle konuk almak istedim. Çünkü o ilk başlangıcın içinde olan bir insan olarak onun anıları önemliydi.
Bu bölümde çok genç bir dedem konuğum. Kendisi de aynı zamanda kısa bir süre önce Almanya'ya yerleşti. Fakat hem Türkiye'de yaşarken konuyla ilgisi, hem orada Alevilik ve Alevi örgütlenmesiyle olan ilgisi onu bugün konuk almamızı gerektirdi. Çünkü biz genç bir dedenin gözüyle Almanya'da bugün Alevilik örgütlenmesini dinlemek istiyoruz. Sanıyorum bağlantımız hazır. Kubilay Hünkar Uğurlu Dede, hoş geldin, iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş bulduk Aliz abi. Almanya'da Alevilik örgütlenmesi, Alevilerin örgütlenmesi dediğimiz zaman, yanlış bilmiyorsam siz herhalde yaklaşık bir yıldır oradasınız. Sizin gözünüzle bir Almanya'daki Alevi örgütlenmesini dinleyelim istiyorum. Buyurun. Evet. Teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Evet, yaklaşık bir senedir Almanya'dayım. Türkiye'de de birçok hizmette bulunduk. Çok küçük yaşlardan itibaren. Buraya geldikten sonra ise gözlemlerimi şöyle aktarabilirim. Aleviler örgütlenmeyi ve kurumsallaşmayı gerçekleştirmişler burada gerçekten de. Hepsi bir çatı altında olmasa da derneklerden federasyona kadar varlıklarını sürdürmektedirler. Ben 2009 yılında da Almanya'ya gelmiştim. Cemvakf Alevistan Din Hizmetleri ve Kültür Bakanlığı'nın ortak girişimleriyle Muharrem ayında hizmet etmek için gelmiştim. Ancak kurumsallaşmak yeter mi? Ya da gerçekten kurumsallaşabildiler mi? Kurumsallaştığı iseler hangi inanç, hangi düşünme ve hangi ideolojilerin etrafında kurumsallaştılar? Neden kurumsallaştılar? Geçmişteki Alevi öncülerini, dedelerini ve hak aşıklarını ne kadar anladılar da onların isimlerini kullandılar? Bu soruları sormadan bugünü anlayamayız kanaatimce. Dernekleşme yani kurumsallaşma bugün hangi düşünme biçimine hizmet ediyor? Çok önemli bir sorudur bu bana göre. Bakıyorum, açıklamaları dinliyorum Avrupa'da. Sadece Almanya'da değil, Avrupa'nın birçok yerinde inanılmaz tartışmalar var. Ve bu tartışmaların çoğu da Ali Rıza Bey, felsefette ad hominem dediğimiz kişinin fikirlerine fikir ile karşılık vermek yerine kişinin kişiliğini konu yapıp işin duygusal ve hormonsal yanına bakıyoruz. Yani daha çok kişiliğe saldırılar yapılıyor ama bu mantıken geçersizdir. Çünkü hileli bir argüman olduğunu biz biliyoruz artık. Cem Vakfı bir açıklama yapıyor örneğin. Oradan birisi çıkıp hemen şunu söyleyebiliyor. Ama onlar devlet yanlısı deniliyor. Bana göre en büyük sorun düşünme işlemini yani aklı kullanma işlemini yapamayışımızdır. Bunu o dernek, bu dernek diyerek ayırmıyorum. Tüm vakıf ve dernekler için aslında bunu söylüyorum. Farz-ı misal, Cem Vakfı'nın bir amacı var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye'yi yönetenlerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümlerini ihlal ettiğine hükmetti. İşte amacı neydi Cem Vakfı'nın? Genel bütçeden pay almak, ders kitaplarında Aleviliğe yer vermek, Cem evlerinin hukuki statüye kavuşmasını sağlamak gibi amaçları vardı. Ve bunları hukuksal alanda gerçekleştirdi, kazandı. Yüce Allah gerçekleştirenlerden de hoşnut olsun. Bağırarak, çağırarak değil, zihinsel işlem yaparak, hukuki mücadele vererek bunları yaptı. Neyin mücadelesini veriyoruz? Aleviliği Avrupa'da yaşamak isteyen canlar neyin mücadelesini vermek istiyor? Bakınız. Balkanlara, dolayısıyla Avrupa'ya ilk giden Müslüman topluluk, Alevi dedesi Sarı Saltuk önderliğindeki Türkmenler nedir? Bu Türkmenler, Dobruca, Babadağ, Deli Orman bölgelerinde Sarı Saltuk sayesinde Türklerin yerleşim yerleri olmuştur. O zamanlar Osmanlı diye bilinen Ataman Beyliği bile henüz kurulmamıştı. Sarı Saltuk o dönemde 13. yüzyılda nasıl bir temel attı ki o bölgede Hristiyan unsurlar dahi saygı duymakta bugün. Ve 13. yüzyıldan bugüne kadar hala Alevilik, Bektaşilikten söz ediliyor o bölgelerde. Bu Avrupa'dan bahsediyoruz. Cevap nedir? Bana göre cevap düzgün ve doğru inanç,
bilge ve vicdanla akılla bunu gerçekleştirdiler. Bugün Almanya'da gördüğüm kadarıyla en büyük sorun bilgisizlik. Ve bu bilgisizliğin yanı başında üzülerek söyleyeyim ki biz dedeler gerçekleştiriyoruz. Çok öncelerden takip ettiğim kadarıyla bu bilgisizliklerle, belli ideolojilerle bazı dedeleri de kullandılar. Tartıştığımız konulara bakınız Avrupa'da. Biz Türk müyüz, Kürt müyüz, İslam mıyız, İslam dışı mıyız, siyah mıyız, beyaz mıyız, beyaz mıyız gibi yanlış tartışmalar yapılıyor. Aynı Kur'an-ı Azimüşşan'ın Bakara suresinde de geçen ineğin rengini soran Yahudileri eleştiriyor Yüce Allah. Aynı tartışmayı yapıyoruz biz de. Ama asıl sorun bu değil ki. Bir Sultan Abdallar, Karacaahmet Sultanlar, Nesibimiler bu topraklarda ne uğruna, hangi inanç ve hangi değerleri benimseyip savundular? Yeri geldiler, şehit oldu bu insanlar. Alevilik bir bakımdan da bildiğiniz gibi ulviyet, yani yücelik anlamına geliyor. Yani yüce değerleri ifade ediyor. Bu yüce değerleri bırakıp sonradan, daha doğrusu siyasette bir yerlere gelebilmek uğruna ya da siyasi geçmişinde umduğunu bulamayıp Alevi adı altında da derneklerin başına geçerek bu ideolojileri gerçekleştirmek ne kadar etiktir? Etiktir diyorum çünkü etik ahlaki davranışları değil sadece, değerlerin teorik paradigmalarını da belirler. Belki ahlaki olarak da bakabiliriz ancak çok da buna girmek istemiyorum. Bundan dolayı umduğunu bulamayıp paramparça olan bir Alevi toplumu görüyorum ben Avrupa'da. Sorunuza yanıt da binaen aslında Alevi örgütlenmesinde yatan en büyük sorunların bunlar olduğunu düşünüyorum. Biraz karamsar bir tablo çizdiniz siz. Aslında gerçekler acıdır Ali Rıza Bey. Çünkü biz gerçeği görmek istemediğimiz için teselli bulmaya çalışıyoruz. Yani bu sorunun yani Alevilik ile ilgili kurumsallaşma olunca en çok kimlere görev düşer? Bana göre dedelere görev düşer. Dolayısıyla geçmişte yapılan yanlışları ve verilen tavizleri görerek ve iyice uyanık olarak mücadele vermek gerekiyor. Bugün gençlerin Alevilik deyince aklına ne geliyor? İşte geçmişte yaşanılan zulüm, baskı ve gözyaşı gelebiliyor. Ki gelecektir de. Geçmişi unutmamak ve onu daima yad etmek gerekir. Ancak hepsi bu kadar mı? Sorunun hepsi bu kadar mı? Bugün insanlık yapay zekayı konuşuyor. Hatta Amerika'da John Searle diye bir profesör bunun felsefesini yapıyor artık. Bugün moleküler biyoloji ve genetik alanında yepyeni gelişmeler var ve daha niceleri. Şimdi buradan baktığım zaman ben şunu düşünüyorum. Alevi dedeleri ve Alevi toplumu bugün insanlığın neresindeler? Çok aydınlık zamanlar onlar oldu. 16. yüzyıl hem gözyaşı, zulüm zamanları oldu ama en parlak dönemlerinden birisi aynı zamanda 16. yüzyıl. Ve 18. yüzyıl işte Yeniçerili kaldırılması, tekke zaviyelerin kaldırılması Osmanlı döneminde. Peki bugün 16. yüzyıl geleneklerini ve söylemlerini günümüzde nasıl analiz edip güncelleyebiliriz? Bunu derneklerde, vakıflarda, dolayısıyla kurumlarda nasıl işleyebiliriz? Yüce Allah'a kulluğumuzu ve Ehl-i Beyt'e olan sadıklığımızı nasıl gösterebiliriz? Dünya değişiyor ve hatta dönüşüyor desek daha doğru olur. Bir Hakkaş'ın sözü aklıma geldi. Der ki, aleme meşrut olan bu devran tekamül içindir, kemale doğru. Her zerre cevval, her zerre raksan uçup giderler misale doğru diyor. İşte bugünkü değerler ile nasıl bu statı gerçekleştirebiliriz? Bugün Alevi akademisyenlerin müthiş çalışmaları var. Çok değerli araştırmacılar var. Gerçekleri söyleyen ve ne şiş yansın ne kebap yansın değil. Objektif ve delilleriyle ortaya çıkardıkları çalışmalar var. Onlara çok iş düşüyor bugün. Dedeler mutlaka eğitimden geçmeli ama nasıl bir eğitim? Artık köyde anlatılan söylencelerle değil, lokal yaşamıyoruz artık. En azından onun üstüne bir şeyler koyarak bu topluma örnek olmalıyız. Dede, bugün sosyal medyada dinliyorum, dedeleri izliyorum. Çok da eleştirmek istemiyorum. Çok sıkıntı da çektiler tabii ki. Köyden şehire geldi birçoğu ekonomik kaygılarla.
Ben simit satmak ayıp bir şey değil ama simit satan dedeler biliyorum, kapıcılık yapan dedeler biliyorum. Avrupa'ya gelip çok zor şartlarda çalışan dedeler de biliyorum. Tabii suç onlarda bulmak doğru değil ama dedeyi nasıl biliriz biz? Biz dede haki turaplığı ile kendine insanları çekiyor, diyor. Çünkü o hem muhsin hem de salih bir insandır Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle. Kemaletiyle yol gösterir, örnek olur, bilgisiyle irşad eder. Keskin bir zekaya sahip olmanın yanı sıra yolun gerekliliklerini de yerine getirir. O eski mürşidi kamil dedeler çok cefa çekti. Sırf bu inanç bugün tertemiz bir şekilde bugünlere geldi ise o mürşidi kamil dedelerin sayesinde geldiğini bugün kim inkar edebilir? Benim büyük dedemin mezarı hala Bursa'da sürgünde yatıyor. Hala sürgünde kendisi. Ama ben 700 biliyorum ki 700 yıllık bir Erzincan tarihimiz var. Bugün ise o mürşidi kamil dedelere en azından kavuşabildiğim için işte Ahmet Uğurlu dede, Ali Rıza Uğurlu dede gibi, Şah İsmail Deli Duman dede gibi mürşidi kamillere yetişebildiğim için en azından bugüne baktığım zaman şunu görebiliyorum. Bugün Aleviyim diyenler Aleviliği aslında bedava buldular. Kolay gördüler. Biraz nostalji yaşamak için deyişleri ve semahları folklor bile yaptık. Hazıra konduk. Hala hazır tüketiyoruz. Üretim yok. Hala 16. yüzyılda yazılan nefeslerle, deyişlerle cemleri yürütüyoruz. Yeni yazılan bugün nefeslerin çoğu da estetik ve edebi bakımdan çok yetersizdir. Yani bir şey yapmaya çalışanlar da var ama estetiklik ve edebi bakımdan çok yetersizler. Bunu bir Türk dil edebiyatı bitiren birisi olarak söylüyorum. Bir Türkolog olarak da bunu böyle düşünüyorum. Ama bugün doğru eğitim, ön yargısız ve analitik düşünebilen, lojik düşünebilen beyinlerle Avrupa'da Aleviliği yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Üzerine koymamız gerekiyor. Yani Fuzuli'nin, Şah Hatayi'nin, hatta İmam Cafer Sadık buyruğunun bile üzerine koymak ve güncellemekle bugün Aleviliği yaşayabilir ve gelecek kuşaklara da doğru bir miras bırakabiliriz. Ama buna kafa yormak, zihinsel boğuşma yapmak gerekiyor. Emek vermek gerekiyor. Çağımız akılcı ve bilimsel düşünmeden lojik düşünmeye geçiyor artık. Ta Sokrates bile demiş, sorgulanmamış hayat yaşamaya değmez demiş. Sorgulamalıyız. Biz neden bugün bu durumdayız? Neden aynı dili kullanamıyoruz? Nedensel düşünemeyen toplum hep geri kalmıştır ve parçalanmıştır. Tarihte örnekleri de var bunun. Bakın İmam Ali'nin çok güzel bir sözü var. Bugünlere ışık olacak ve bundan sonra da ışık olacak bir sözü. Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras olamaz diyor. Bütün cemevlerinin girişine bu asılmalı esasında. Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras olamaz. Ama bugün herkes kavga ediyor. Yani kurum başkanı kendisiyle kavgalı. Herkes de kavgalı. Görüldüğü gibi kurumsallaşmada eğitim, hazır tüketmeyi terk edip üzerine koymak ve bazı gelenekleri güncellemek gerek. Alevi değerlerini yaşatmak için bu altyapıyı mutlaka sağlamak gerektiğini düşünüyorum. Aslında çok da umutsuz değilim. Çünkü insanlık hep yeni şeyler üretiyor. Yeni kavramlar ortaya çıkarıyor. Yeni düşünme sistemleri ortaya çıkarıyor. Ve alttan gelen Aleviler, genç Alevi dedeleri de bunları takip edip Aleviliği güncelleyeceğini düşünüyorum. Tek bugün aslında eksikliğini yaşadığımız o köyde nur yüzlü yaşayan dedelerimizdi. Hiç unutmuyorum bir yaşlı dedemizin sözü şöyle diyordu. Evladım bir insanın %99'u kötü olabilse bile %1'i iyidir belki diyordu. Sen o damardan girmeye bak diyordu. Böylesine bir sevgi, böylesine bir muhabbet, böylesine insanı merkeze koyan bir inanç sistemi dünyayı aydınlatması gerekiyor. Bak ne diyor Hasan Fehmi Kusuri? Sen hakkı yabanda arama sakın, uydunsa kalbine hak sana yakın. Adem'e hor bakma kötülükten sakın, cümlesini Adem'de buldum erenler diyor. Bu değerleri bırakıp bugün birbirimizle az önce de belirttiğim gibi ad hominem safsatasını yaparsak eğer alem de bize güler, şeytan da bize güler. Bugün baktığım pencereden bunları görüyorum Ali Zahabey.
Şimdi değerli Hünkar Dede, şöyle bir kafamdan dolaştırdığım zaman, şimdi 1980'de biz işte biraz önce Naci Dede'ye de anlatmıştım. Kahramanmaraş katliamını analım dediğimiz zaman dört arkadaştık ve bunu Wuppertal'da gerçekleştirdik o zaman. Gerçekten de bazı soldan arkadaşlar bizimle daha çok kavga ettiler. Fakat sonra 1986'ya gelindiğinde işte Naci Dede, Derviş Tur Dede, İsmail Yağlı olsun, işte Veli Ocaklıoğlu Dede vesaire, bunlar toplandılar ve bir örgüt kurmaya karar verdiler. Yani bir dernek kurmak, Almanya'da mecburen kurulması gereken şey bir dernekti. Dernek kurmaya karar verdiler. Tam tarihini Naci Dede de söylemedi ama ben sanki 89 olduğunu düşünüyorum. İlk kez bir cem bağlandı Mainz şehrinde. Ben ilk biliyorum onu. Yani başka olabilir, tarihsel olarak belki yanılıyor olabilirim ama onu da şuradan düşünüyorum. Çünkü hani daha önceden ne bileyim, örneğin Aşık Daimi gelirdi. Biz hemen yani evde yapabildiğimiz kadarıyla işte o küçücük Almanya'nın, siz mutlaka daha iyi biliyorsunuz, salonları küçücük, daracık, kutucuk yerlerdir. Hani oralarda ne yapılabilirse yapmaya çalışıyorduk, niyaz almaya çalışıyorduk. Ama bu o günden bugüne başka bir noktaya geldik. Yani artık cem evi olarak inşa edilmiş binalar var. Öğrenciler isterlerse inanç eğitiminde Alevilik seçebiliyorlar. Hani bunu pozitif olarak görmek istiyorum. Sanıyorum çok da kısa bir zamanımız kaldı. Ama hani gelişmenin de yönünü görmek açısından ya da işaret etmek açısından vurgulamak istedim sadece. Ama son sözlerinizi lütfen almak isterim. Evet, aslında özet niteliğinde bir soru. Dernekleşme yani kurumsallaşma hangi düşünme biçimine hizmet ediyor? Bugün bu çok önemli. Elbette bir gelişme var, çok büyük gelişme var. İşte Avusturya'da Alevilik artık biliyorsunuz okullarda eğitim olarak veriliyor. Resmi oldu, Türkiye'de haklar kazanıldı her ne kadar uygulanılmasa da. Burada Aleviler bir şekilde inançlarını yerine getirmeye çalışıyorlar. Fakat asıl tehlike, örneğin siz de biliyorsunuz, bu cenaze hizmeti. Yani 1400 yıldır cenaze hizmeti aynı yapılıyordu, dört tekbirle yapılıyordu. Hala öyle yapılıyor. Benim 90 yaşındaki dedem öyle yapıyor hala. Bunu tartışmaya açmak, bunları yok yere bir aramızda kavga haline getirmek Aleviliğe de kendimize de çok büyük zararlar veriyor. Ama dediğiniz gibi ben bunların aşılacağını da düşünüyorum. Aklın yolu birdir. Gerçekler er geç gün yüzüne çıkacaktır ve Alevilik bir güneş gibi insanlığı aydınlatacaktır. İnsanlık da Aleviliği tanıdıkça ondan çok şey alacaktır diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. İyi akşamlar. İyi akşamlar, sağ olun. Değerli Cem TV izleyenleri, programımızın ikinci bölümünü de böylece sonlandırmak durumundayız. Kısa bir reklam aramız var. Sonra yeni bir konuğumuzla sohbetimize devam edeceğiz. Değerli Cem TV izleyenleri, Gündem Özel programındayız. Almanya'da Alevi örgütlenmesinin dünü ve bugünü konusunu işliyoruz. Konuklarım Naci Toksoy Dede vardı birinci bölümde. Hünkar Dede vardı ikinci bölümde ve bu üçüncü bölümde Alevi örgütlenmesi denilince Almanya'da en çok ismi geçen insanlardan birisi Hamza Kurnaz dedem, konuğum. Hamza dedem, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Erenler, iyi akşamlar. Şimdi Naci Dede ile İlk kuruluşu konuştuk 1986'da, sizin bu Derviş Tur Dede, Veli Ocaklıoğlu Dede, işte İsmail Yağlı, hep beraber nasıl bir araya geldiğinizi ve bir dernek kurmaya karar verdiğinizi konuştuk.
O günlerden bugünlere, arada tabii Hünkar Dede'yi de atlamadan geçeyim. Hünkar Dede de bize bugünün koşullarında Alevi olmanın ne kadar zor olduğundan söz etti. Gerçekten akıl ve imanı birleştirmek 21. yüzyılda gerçekten emek ister, gerçekten çaba ister, gerçekten büyük bir özveri ister aynı zamanda. Bize bu konuları birleştirelim diye bu üçüncü bölümde düşünüyoruz. Hamza dedem, şimdi 1986-2021 bugüne geldik. Geriye baktığımız zaman artılarımız mı çok, eksilerimiz mi çok? Önce... Ses alamadım. Beni sorumu duyamadınız mı? Şimdi sorunu anlayamadım. Şimdi ses gelmiyor. Şimdi diyorum ki 1986 yılından 2021 yılına kadar şu bir geçmiş dönemi şöyle bir göz önüne aldığımızda acaba hani o ilk örgütlenme başlangıcından itibaren Almanya'daki Alevi örgütlenmesi için artılarımız mı çok diyebiliriz, eksilerimiz mi çok diyebiliriz? Şimdi merhaba. Öncelikle bizi Cem TV'de izleyen bütün canlara Ehl-i Beyt sevgisiyle selamlıyorum. Herkesi muhabbetle selamlıyorum. Size de yeni görevinizde başarılar diliyorum. Ve Cem TV'de hizmet eden herkese aşkın niyazlarımı sunuyorum. Sizde bir problem var. Sizin sesiniz devamlı geliyor bana, konuşuyorsunuz ama. Ben konuşmuyorum dedem. Sessiziz. Seni dinliyoruz. Tamam. Herkesi selamlarımdan başlamak istiyorum. Önce sizin de yeni görevinizde başarılar diliyorum. İnşallah Cem TV'ye iyi hizmetler yaparsınız. İyi hizmetlerde birlikte tekrar oluruz. Şimdi... Evet, Naci dedem de söyledi. Naci dede gerçekten bizimle birlikte uzun yıllar hizmet eden dedelerimizden biridir. Son konuşan Uğurlu, Kubilay Uğurlu dedemiz de bahsetti. Kendisi de genç bir dedemiz. Dedemize de saygılar, sevgiler, her iki dedemize de aşkı niyazlar. Şimdi geriye baktığımızda, yani 1980-2000 yılına geldiğimizde baktığımızda Alevilerin gerçekten büyük bir kazanımları oldu. Büyük kazanımlar, haklar elde etti. Yani Türkiye açısından olsun, Almanya açısından olsun. Ama tabii bunlar bence yeterli mi? Bence yeterli değil. Şimdi 30 yıl, yani az ile kolay değil. 30 yıl içerisinde bir kurum çok yol alması gerekirdi. Ama biz fazla yol alamadık. Çünkü bunun nedenleri de varlar. Şimdi düşünün ki bir çocuk doğduğunda çocuğu büyütüp 30 yaşına getirmek bir anne babanın ne kadar çaba sarf ettiği, ne kadar emek verdiği, o çocuğun için elinden gelen her türlü maddi manevi destek verip çocuğunu bir yerlere getiriyor. Ya bir iş sahibi yapıyor, ya bir okutuyor, bir yerde bir makama geliyor veya bir yerde bir göreve başlıyor. Bu çocuğun o yıllardaki süreç sürecidir. Ama federasyona baktığımız zaman evet, biz de 1988 yılında, hani siz biraz önce bahsettiniz Uğurlu Dede'yle konuşurken tam yılını hatırlayamıyorum, falan dediniz de 1988 yılında Mainz'de Gustavsburg, şimdi şu anda adı Gustavsburg olan Gustavsburg Cemevi'nin kuruluşudur. 1988'in 12. ayında biz kuruluş aşamasında da Almanya'da ilk olarak bir Cem ile birlikte açılış yaptık. Cem de Niyazi Bozdoğan dede yaptı. Ben de kamerada da vardır o anılar. O günden bugüne geldiğimizde başlangıç sürecinden sonra federasyonlaşma süreçleri başladı. Tabii bu süreçlerin içerisinde birçok canımız hizmet etti. Bu canların hepsini saygıyla anıyorum. Hepsini sevgiyle, saygıyla anlıyorum. Aramızda olanlara Allah uzun ömürler versin. Aramızdan olmayanların da ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bunların başında işte bu federasyonu kuran Ahmet Aydemir vardı.
Zaten bu şeyin federasyonun orta direğiydi Ahmet Aydemir. Ahmet Aydemir'in vefatından sonra geriye kalan canlar da tek tek vefat ettiler. Hepsine Allah'tan rahmet eylesin. Neyse bu konuları fazla uzatmayalım, acımızı deşmeyelim. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Şimdi federasyon kuruluş amaçlarına hizmet etmiş olsaydı, gerçekten kuruluş amaçlarına hizmet etmiş olsaydı, şimdi bu federasyon 1-2-3 katlanmıştı. Ama ne yazık ki, ne yazık ki üzülerekten söylemek istiyorum ki federasyon kuruluş amaçlarının çok fazla dışına çıktı. Haddinden fazla. Aştı kuruluş amaçlarını. Niye diyeceksiniz? Ya biraz önce genç dedemiz de belirtti. Biz birbirimizle yarışmaya, birbirimizle çatışmaya, birbirimizle dalaşmaya başladık. Oysa bizim amacımız neydi? Kuruluş amacımız neydi? Alevi gençlerine, Alevi, Avrupa'da yaşayan Alevi gençlerine inancımızı anlatmaktı. İnancımızın özünü onlara anlatmaktı. Fakat biz onu bıraktık. Biz siyasi düşüncelerin peşine takıldık. Siyasetin peşine takıldık. İşte bunlar da bizi bir yerde trenletti, başka yönlere çekti. İnancı bıraktık. Bütün dünyada inançlar ve toplumlar insana yatırım yaparlar. İnsana yatırım yapılmayan toplumlar gelişemezler, kalkınamazlar. Hep başkasının gündemlerinin arkasına takılırlar. Oysa biz kendi gündemimizi yaratamadık. Kendi gündemimizin peşine takılamadık. Birileri bize gündem hazırladılar, verdiler, bu gündemin arkasına takılaraktan gittik. İşte bizim en büyük sorunumuz buydu. Biz insana yatırım yapmış olsaydık, o gençlere yatırım yapmış olsaydık, o gençler işte bugün Kubilay Hüngar Uğurlu dede gibi birçok dedelerimiz, genç dedelerimiz yetişmiş olurdular. Ya benim zamanımda ve benim babam zamanında dedelik okul, dede okuyacak bir okul vardı da biz mi gitmedik? Veya benim babam mı gitmedi? Veya sizin babanız, dedeniz mi gitmedi? Yoksa öyle bir insan. Nereden biz öğrendik? Babadan, atadan, dededen bizi aktarılan inançla biz bugünlere geldik. Yani bunlar da biz minnettarız. Onların ayaklarını turabiliriz biz o eski zamandaki bu şartlar altında bizi bugünlere getiren dedelerin. Ama geliyor ki siyasi düşünce inancın içerisine girdiği zaman inanç çığırından çıkıyor. Başka mecralara gidiyor. İşte onun için biz Avrupa'da kurulan Alevi Birlikleri Federasyonu bünyesinde olan bütün akamelere, bütün cemevlerine hepsine birden seslendi. Hepsine birden defalarca yazılar yazdı, defalarca söyledik. Ta 1900-2000 yıllarda, 1995'li yıllarda ben bugün bu programı açacağım için geçmişi bir şöyle bir arşivlerimi karıştırdım da ta o zamanlardan biz buralara federasyonlara yazılar yazmışız. Arkadaşları uyarmışız. Ya yapmayın, etmeyin. Bu söylemleriniz, bu gidişatınız, bu konular bize o yakışmayan, bizim topluma bir arada tutacak bu konular değiller. Ama ya bir türlü anlatamadık ve bunlar aldı bir inancı bir yerlere götürmeye çalıştılar ve bu süreç içerisinde de biz esas gençlerimize vermemiz gereken eğitimi veremedik, yetiştiremedik. Mesela biraz önce de sordunuz arkadaşlara, Avrupa'da Alevilik dersleri. Ya tamam güzel, bakın biz de destekliyoruz. Federasyon güzel bir hak kazandı. Bu hakkı biz kullanamadıktan sonra, bu hakkı aldık, bu hakkı aldığımız şekilde içini dolduramazsan sen gence ne anlatacaksın? Şimdi o dersin içerisinde Hak Muhammed Ali yok ise, yani Alevi'den olmazsa olmazları olan Hak Muhammed Ali yok ise sen o gence neyi anlatacaksın? Genç okulda öğretmeninden başka türlü öğreniyor, eve geliyor, ailesinden başka türlü öğreniyor, ceme gidiyor, dededen başka bir türlü bir şey öğreniyor. Peki sen bu gence inancı olduğu gibi özünden koparmadan geleneksel Aleviliği anlat, fakat o gencin anlayacağı dilde onu anlat, o genci öyle yetiştirir ki ceme de gittiği zaman
dede de anlattığı zaman, eve gidip anne baba da anlattığı zaman genç iklimde kalmasın. Ama biz onu yapmadık. Bugün bakın müfredatları Almanya'da ya Alevilik inancının dışına çıkılmış müfredatlar varlar. Bunlarda da şeyler olmazlar. Biz de mesela ben bir örnek vereyim. Frankfurt Konsolosluğu'na bir toplantı, eğitim toplantısına beni de çağırdılar. Gittim, ya ben dedeyim dedim, benim eğitim konusunda ne işim olabilir? Ya gel dediler, bütün sivil toplum örgütleri çağırıyoruz. Kanaat önderlerini falan çağırıyorum, gittim. Herkes geldi, işte Milli Görüş, biz camide şu şu dersleri, şu şu eğitimleri veriyoruz gençlerimize. İşte Didip, biz şunları veriyoruz diyen işleri. İşte milliyetçi grupta olanlar, biz şunları veriyoruz. Ya baktım bizden kimse yok yani Alevilerden. Ben de kalktım dedim ki ya silah sayın konsolosum, sayın canlar dedim. Siz bu dersleri veriyorsunuz ama siz kendi çabanızla veriyorsunuz. Yasal bir şey hakkı yoktur. Oysa Alevi Birlikleri Federasyonu bundan, o zamanki tarihi söylüyorum, bundan 3 yıl önce Almanya'da yasal olaraktan okullarda ders verme hakkı aldı. Bu hakkı dedim kullanıyor, okullarda ders veriyor. Ya şaştı kaldılar. Adamlar şok oldular. Niye? Ya nasıl olabilir? Ya sizin haberiniz yok mu? Ya vallahi haberimiz yok dediler. Biz ilk defa duyuyoruz. Dedim var, hak var dedim. Almışlar yani. Yasal hak var. Bu hakkı veriyorlar. Arkadan bir öğretmen kalktı. Dedik evet dedi. Ben dedi Offenbach'ta dedi. Offenbach'ta Alevi Bektaşi Kültür Cemevi'nde dedi. Akame'de dedi. Onların okuldaki öğrencilerine, çocuklarına ayrılık dersi veriyorum. Evet dedi. Böyle bir hak var. Çünkü anlatmıyorlar, girmiyorlar. Yani biz hak aldık ama diyor. Hakkı nasıl irade edeceğiz? Nasıl gençlere öğreteceğiz? Nasıl okullarda bu dersi vereceğiz? Yok, sadece biz hak aldık. Bununla gidiyorlar. Bu olmaz. Açılacaksın arkadaşlar, açılacaksın. Topluma açılacaksın, korkmayacaksın. Yani bizim bütün bir yerde bir eksiğimiz de kibrit kutusu gibi ya. O kibrit kutusunun içerisinden dışarıya çıkamıyoruz. Ya bunu 1970'lerde, 1960'larda, 1930'larda ve 1800'lerde bizim Aleviler, bizim dedelerimiz bunlar yaşamışlar. Neden? Baskılardan dolayı yaşamışlar. O kibrit kutusunun dışına çıkmamışlar. Yani deyimle dört duvar dışına çıkamamışlar. Bu baskıdan, korkudan, zulümden, işkenceden çıkamamışlar. Ama sen bugün Avrupa'da yaşıyorsun. Ya çık o kibrit kutusunun dışına çık diye Aleviliği anlat, inancı anlat. Ondan sonra kalkıyorsun diyorsun ki Aleviler işte örnek vermek istemiyorum ama işte mum söndü diyorlar. Haydi hakaret ediyorlar diye bu sefer kalkıyorsun onlara yazılar yazmaya, protestolar yapmaya. Ya sen bir çık anlat. Hamza dedem. Korkutuyorlar. Neden korkutuyorlar ben de bilmiyorum. Yani bunun anlatılması lazım. Buyur. Hamza dedem şimdi çok kısa bir süremiz kaldı. Fakat sizin orada örgütlenme, biraz önce Naci Dede de bahsetti, Ali Yolu örgütlenmesi içerisindesiniz. Onun öncüsüsünüz. Çok kısa birkaç cümle de olsa sizin orada önünüz için, gelecek için, yani bir vizyon olarak ne düşündüğünüzü, ne yapmak istediğinizi anlatır mısınız? Anlatırım ama bu konuda anlatılacak çok şeyler var. Biraz bana biraz süre verseniz de yani. İmkansız, imkansız dedem, çünkü bizden vallahi sonra hemen program başlayacak. O yüzden çok kısa bir süre içerisinde kapatmak zorundayız. Peki o zaman. O zaman şöyle yapalım o zaman. Şimdi federasyondaki arkadaşları böyle bu şekilde bırakıyorum. Fazla eleştirmek de istemiyorum. İsim de vermek istemiyorum. Evet. Yapmış evet, oldukları evet. Birçok şeyler varlar. Hatalar varlar, eksiklikleri var. Bunlardan dolayı da bizim inancımız bir yerlere gelemedi. İşte örnek verecek olursam, şimdi burada söylememde bir mahsuru yoktur. O mesela bir şeyi getirdiler. Alisiz Aleviliği yazan insanı getirdiler. Burada cemevlerinde konferans verdiler, paneller verdiler. Ya şimdi hem adam Alisiz Aleviliği yazıyor, hem Alevileri bölüyor, hem de getiriyorsunuz burada konferans veriyorsun, paneller veriyorsun. Bundan yani insanlar vazgeçmeleri lazım. Bunlar bize yara getiriyor. Bizim birliğimizi sağlamıyorlar. Bizi bölüyorlar. Bu bölen konulardan vazgeçmemiz lazım. Şimdi Ali yoluna gelince, şimdi Necdet'e kısa belirtti. Biz işte bu nedenlerden, saydığım bu bazı nedenlerden dolayı
biz federasyon bünyesinde olan cemevlerinden ayrıldık. Bu nedenle yani bizim öyle bir kimseye bir kinimiz, nefretimiz, söylemimiz yoktu. Hiç kimseye de böyle bir söylemde de bulunmadık. Fakat bize söylüyorlar, söylesinler yani kötü söz. Dedem çok çok az zamanımız kaldı. Kapatmamız lazım. Arkadaşlar bekliyorlar. Yeni yayına gireceğiz. Peki tamam. O zaman Ali yolunu biz kurduk. Ali yolunun amacı, Ali'nin yolunu alan amacı Avrupa'daki İslam, Alevi İslam anlayışının özünü, gelenek Aleviliği, geleneksel Aleviliği özünden kopamadan gelecek kuşaklara aktarmak için kuruldu. Çok güzel. Bizim amacımız ileriye doğru dergahlaşmak. Dergahlaşmaya gideceğiz. İnşallah. Dergah sistemine geçeceğiz. Ve buradan da tekrar söylemek isterim bütün bizi izleyenlere de. Bir hedefimiz de Almanya'da, hani Almanya'da üniversitede bir kürsü almak. Bu kürsüyü de almak için çaba sarf ediyoruz. İnşallah yakında kürsüyü de aldığımızda Almanya'da Alevi kürsüsü de olacak. Bunun için de bir profesör bu kürsünün başına getirilecek. İnşallah, inşallah. Orada da biz bu gelenek Alevi dinimizi yürütmeye çalışacağız ama çok az oldu, çok zaman yetmedi bana. Dedem, herkese aynı süreyi verdim. Kapatmak zorundayım. Sadece 2 dakikam kaldı. 2 dakika sonra diğer arkadaşlar yayına girecekler çünkü. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Çok teşekkürler, iyi akşamlar diliyorum. Oldu, iyi akşamlar diliyorum. Herkese selam, sevgiler. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Değerli Cem TV izleyenleri, Almanya'da Alevi örgütlenmesinin dünü bugünü. Bir saate, 1,5 saate sığar mıydı? Sığmadığını gördük. Ama ne yapalım, süremiz bu kadar. Tekrar buluşmak üzere, görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.